siz de şah üyeni ey dost, öldürürlerse ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevlam kerimdir. Pir Sultan Abdal, 7 oğlu Alevi Ozan'ından biridir. Kişiliğiyle, sanatıyla, direnişiyle günümüzde de güncelliğini ve haklılığını korumaya devam ediyor. Pir Sultan Abdal'ın en büyük özelliği, ne pahasına olursa olsun inandığı değerlerden zerre kadar taviz vermemesidir. Pir Sultan Abdal'ın günümüzde de oldukça popüler olan şiirlerinden anlaşıldığı üzere Pir Sultan komple bir insandır. O salt bir şair değil, aynı zamanda halkın önderi, sözcüsü olarak siyasi bir kişiliktir de. Pir Sultan Abdal 1475-1480 yıllar arasında Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağı'nın Banaz köyünde doğdu. Soyunun önce Hoy kasabasına, oradan İran'ın doğusundaki Türk yurdu Horasan'a, daha sonra Anadolu'ya göçerek Sivas'a yerleşen Türkmenilerden geldiği sanılmaktaydı. Karşıda görünen hey dost, ne güzel yayla. Bir dem süremedim hey dost, giderim böyle. Alal gözlü pirim pirim, sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Ala gözlü pirim pirim, sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Şah diyeni hey dost, öldürürlerse ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Siz de şah diyeni hey dost, öldürürlerse ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Müzik
insan abdalım ey dost, dünya durulmaz. Gitti giden ömür ömür geri dönülmez. Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan hey dost şaha thank you.
sana abdalım ey Hızır Paşa. Gör ki neler gelir sağ olan başa. Bizi hasret koydun kavim kardeşa. Katip arzu halim yaz şah böyle güzelime tabibime. Hasret koydun kavim kardeşe. Katip arzu alım yazşa böyle güzelime bir daneme. Pir Sultan Abdal'ın "Benim aslım Horasan'dan, Hoydan'dır" dediği bu yer, Orta Çağ'da önemli bir kültür merkezi olduğu gibi asker seferler için de değerli bir üstü. Bugün İran, Azerbaycan'ın da Türklerin çoğunlukta bulunduğu bir ticaret kenti olarak varlığını sürdürmekte. Pir Sultan Abdal'ın Alevi Bektaşi yoluna girmesindeki yol arkadaşı, yani musahibi Ali Baba'ydı. Bağlandığı tekkenin piri ise Şeyh Hasan'dı. Pir Sultan'ın nefeslerinden Balım Sultan'dan nasip aldığını, Hacı Bektaş dergahında tutulan cemlerde zakir olarak hizmet gördüğünü, Hazreti Ali ile soy bağı olanlara özgü olan Alevi Bektaşi dedesi olarak kabul edildiğini, bir anlamda dikmeliğe getirildiğini anlıyoruz. Doğu pirliklerden mürşitliğe kadar yükselmiş, gezdiği yerlerde bir yandan gizlenmiş, diğer yandan Muhammed Ali yolunu sürdürmüş, bu yolun yeni yolcularına yol yordam öğreterek onları aydınlatmıştı. Bir başka anlatımla, gezgincilik yaparak Aleviliğin yöntemini kazandırdığı insanlık sanatını halka inerek halka mal etmişti. Thank you.
ardır ey belli belli, dilber arıdır, canlar arıdır. Bin çiçekten bir pan bana barışla, ardır ey belli belli, dilber arıdır. Sabahtan uğradım ben bir figana, sabahtan uğradım ben bir figana. Bülbül ağlar ağlar güle getirir, bakın şu feleğin ihval işine. Her bir cefasını kulak getirir. Bakın şu feleğin çürük işine. Her bir cefasını kulak getirir. Depreştirme beni, dertlerim tamam. Depreştirme beni, dertlerim tamam. Muhabbet şirindir, vermiyor ama. Üstümüzde dönen çark ile devran. Melek bizi haldan hala getirir. Üstümüzde dönen çark ile devran. Melek bizi haldan hala getirir.
okuma yazma bildiği anlaşılan Pir Sultan'ın çocukluğu çobanlıkla geçmişti. Eğitimi tekke düzeyindeydi. Bu nedenle tasavvuf felsefesinin yüksek konularına girmek yerine Alevi Bektaşi öğretisi bağlamında kalmıştır. Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde Alevilik ve Bektaşiliğin temel inanış ve ibadet şekillerine de rastlamak mümkündür. Yine deyişlerden, tarihi evliya menkıbeleri, tarikat kurallarını, peygamber menkıbelerini çok iyi bildiği anlaşılıyor.
Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali değme yâreme, Ali'nin yoluna serin veririm. Seversen Ali değme yâreme, Ali'nin yoluna serin veririm. Seversen Ali değme yâreme. Buyur senin değil konar göçersin. Körpe kuzularda nasıl geçersin? Halinin dolusu bir gün içersin. Seversen Ali değme yâreme, değme yâreme. Halinin dolusu bir gün içersin. Seversen Ali değme yâreme, değme yâreme. Tılgıt olmuş akıyor kanım, bir yoluna kurban verilir serim. Benim derdim bana yeter efendim. Seversen Ali değme yâreme, değme yâreme. Benim derdim bana yeter efendim. Seversen Ali değme yâreme, değme yâreme.
canım hey dost deftere yazar. Yine baz yarine olur mu pazar? Bir merhem sarmazsa yareler azar. Seversem Ali değme yareme, değme yareme. Bir merhem sarmazsa yareler azar. Seversem Ali değme yareme, değme yareme. ...1514 Çaldıran Savaşı, Pir Sultan için hayatının bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaşta Şah İsmail Hayati'nin yenilgiye uğraması, Pir Sultan ve çevresini oluşturan Alevi halk yığınlarının umutlarını suya düşürmüştü. Nitekim Safeviler ve onlara umut bağlayanlar için bir felaket olan Çaldıran sonrasında Pir Sultan'ın bir zamanlar "Pir Sultan Abdalım, Hayati Şahım, Adem için ne halk etmiş Allah'ım, güz gelince salar yaprağın daim, vakti geldi mi sulanır ağaçlar" diyerek Şah kabul ettiği Şah İsmail için söylediği şu şiirinde hem teselli hem de bu felaketin eleştirisi vardır. "Erenler eş olayım, bu yola yoldaş olayım, içeyim serhoş olayım, aymak elinden gelir mi? Anla yazılmış yazıyı, besili körpe kuzuyu, Hakk'ın yazdığı yazıyı bozmak elinden gelir mi? Dere tepe dümdüz olur, gece geçip gündüz olur, gökte kaç bin yıldız olur, saymak elinden gelir mi? Pir Sultan'ın ey hayati, dilimi söyler hatayı, pişmedik çiğ yumurtayı, soymak elinden gelir mi?"
Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok hasretli çektim, bağrım ezikti. Güle güle gelir canlar bahresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Aşkım muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolumuzun çöresi? Efendim, efendim, olsam yanına sokulsam, akgün olsam yanına sokulsam, benek olsam yüzlerine saçılsam, benek olsam yüzlerine
Kölen olsam pazarlarda satılsam, kölen olsam pazarlarda satılsam, kölem değil sinene sar beni, kölem değil sinene sar beni. Sultan Abdal'ım gamzeler oktu, bir Sultan Abdal'ım gamzeler oktu, hezaran sinemde yareler çok, hezaran sinemde benim senden özge sevdiğim yoktu, benim senden özge sevdiğim yoktu, inanmazsan git Allah'a sor beni, inanmazsan git Söylentiye göre Pir Sultan'ın 3 oğlu 1 kızı var. Oğullarından Seyit Ali, Banaz Köyü'nün üst yanındaki Çam Korusu'nda, Pir Muhammed Tokat'ın Daduk Köyü'nde, Er Gayip de Dersim'de gömülü olduğu ifade edilmektedir. Adı Sanem olan kızının Pir Sultan asıldığı zaman söylediği ağıt çok ünlüdür. Pir Muhammed ise babası gibi şairdir. Delikanlıyken attan düşerek öldü. Pir Sultan'ın "Allah verdiğini almaz dediler, bana verdiğini aldı, neyleyim?" derken bu olaya değindiği söylenir. Şiirlerinden uzun yaşadığı, çok çocuğu bulunduğu açıkça anlaşılan şairin, sağlığında iki oğul acısı görmüş olduğunu ileri sürenler de var. Verdi ikrarda durur mu yar yar, verdi ikrarda durur mu yar yar, durur mu yar yar. Pazarlık mı olur olur adil dükkanda, Beyli Muhammed'im de yar kaldı sende, bu divan olmazsa ulu divanda. Dost benim sualim verir mi yar yar, verir mi yar yar. Pazarlık mı olur olur adil dükkanda, Beyli Muhammed'im de yar kaldı sende, bu divan olmazsa ulu divanda. Dost benim sualim verir mi yar yar, verir mi yar yar.
bahçende açılmış yar gonca güller. Bahçende açılmış yar gonca güller. Bülbül figanından sefildir güller. Aşıktan maşuada sarılan kollar, kollar. Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar? Bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar? Çürür mü yar yar? Abdal bir sultanım da kalbi zar olan, döner mi sözünden de gerçek er olan? Senin gibi aklı sadık yar olan, verdiği ikrardan döner mi yar yar? Döner mi yar yar? Abdal bir sultanım da kalbi zar olan, döner mi sözünden de gerçek er olan? Senin gibi aklı sadık yar olan, verdiği ikrardan döner mi yar yar? Döner mi yar yar? Hızır Paşa bizi berdar etmedi. Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın kaleler, dosta gidelim. Açılın kapılar, şaha gidelim. Kalenin kapısı taştan demirle, yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan. Bir kimsem yoktur ki dostu çağırdan. Açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın zindanlar, dosta gidelim.
açılır kapılar. Şaha giderim, yıkılır kaleler, dosta Sultan Abdal'ım, hey 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 Hızır Paşa. Pir Sultan Abdal'ım, hey Hızır Paşa. Yazılan mı gelir sağ olan başa? Bizi hasret dosta kardeşa, açılır kapılar. Şaha giderim, yıkılır kaleler, dosta giderim. Açılır kapılar, yıkılır zindanlar, dosta gider. Pir Sultan'ın sanatı. Halkın benimsediği, destan kahramanı durumuna getirdiği şairlerin alın yazısını Pir Sultan da paylaşmıştır. Uzmanlar yazmalarda gördükleri ya da ağızdan ağza sürüp gelen Pir Sultan şiirlerinden hangilerinin gerçekte onun olduğunu, hangilerinin onun adına başkalarınca söylendiğini ayırmakta güçlük çekiyor, çaresiz kalıyorlar. Görünüşe bakılırsa halkımız Pir Sultan'ın şiirlerini çoğaltma çabasını günümüzde bile sürüyor. 16. yüzyılda yazıldığı bilinen bir yazmadaki, genellikle eski yazmalardaki Pir Sultan şiirleriyle sonradan bulunanlar arasında gerek dil, gerek söyleyiş yönünden büyük ayrılıklar olduğu gerçektir. Bu durumu göz önünde tutan uzmanlar, Pir Sultan'ın sanatı üzerine konuşurken, özellikle eski yazmalardaki şiirlerinden, onun söylediğine kesin diye bakılan şiirlerden yola çıkıyorlar. Uzmanların görüşleri şöyle özetlenebilir. Pir Sultan halk edebiyatı geleneklerinden hiç ayrılmamış, ölçü, uyak, biçim, dil, söyleyiş özellikleriyle bir halk ozanı görünümünü hep sürdürmüştür. Şiirlerin genellikle hece ölçüsünün 11'li, yani 4 artı 4 artı 3 ve 6 artı 5 ya da 8'li, yani 4 artı 4 ve 5 artı 3 kalıplarıyla yazmış, arada 7'li kalıbı da kullanmıştır. Aruz ölçüsüyle şiiri yoktur. Yalnız gene heceyle yazdığı bir şiirinde gazel düzenini denemiştir. Bunun dışında şiirleri hep dörtlükler biçimindedir, koşma ya da semah biçiminde. Çoğu zaman yarım uyak kullanmış, ses azlığını rediflerle giderme yoluna da sık sık başvurmuştur. Yar bulamadım,
Yaralandım alkanlara belendim, elimin kanını yutamadım. Yaralandım alkanlara belendim, elimin kanını güzellerin zülfü destedir deste, erenler hak için oturmuş posta, oturmuş posta. Bir zaman sal gezdim, bir zaman hasta, hasta halim. Ben bulamadım. Bir zaman sal gezdim, bir zaman hasta, hasta halim nedir? Ben bulamadım. Bir sultan abdalım dağlar ben olsam, üstüm or sümbüllü bağlar ben olsam, bağlar ben olsam. Alem çiçek olsa arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti noz kervan, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Thank you.
şu benim sevdiğim başta oturur bir güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize ölüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Sultan Abdalım, dağlar aşalım, aşıp yüce dağı engin düşelim. Çok nimetin yedin, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Çok nimetin yedim, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası yar sefa geldin. Hey, 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 hey. Şu garip gönlüm
duran mısın? Serimi sevdaya yetiren misin? Hey 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 hey. Ağır yükler. Atarmaya ile bir sefa geldin. Atarmaya ile bir sefa geldin. Ağır yüklerimi götüren misin? Götüren misin? Atarmaya sarmaya yine bir sefa gel. Arştan mı indi? Hey 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 hey. Bir su ver içeyim, yüreğim yandı, ciğerim yandı. Temmuz ayla sefa geldi. Temmuz aylarında kar sefa geldi. Bir su ver içeyim, içerim yandı, yüreğim yandı. Temmuz aylarında kar sefa geldi. Temmuz aylarında kar sefa geldi. Sultan giyinmiş haline yeşil, yarın sevdalar sere alışır. Hey 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 hey. Sevdiğim çarşılar benzetmiş, al sefa geldi. Çarşılar benzetmiş, al sefa geldi. Sevdiğim gitmiş, al ile yeşil, çarşılar benzetmiş. Al sefa geldim,
çarşılar bezetmiş, al sefa gel. Pir Sultan, bağlandığı tarikatça yalnız dinsel önder değil, devlet başkanı olarak da görülen İran şahları adına Anadolu halkını Osmanlı'nın baskılarına karşı ayaklanmaya çağırdı ve bu ayaklanmaya öncülük etmiştir. Ayaklanma önderi olduğu için Sivas valisi Hızır Paşa'nın emriyle tutuklanmış, yolundan dönmeyeceği anlaşılınca da asılmıştır. Asıldığı yer Sivas'ta eskiden Keçi Bulan adını taşıyan, sonra uzun süre Dar Ağacı diye anılan, şimdi ise Kepçeli denilen yerdir. Eski sanayi çarşısının karşısında, çok yakın geçmiş zamanda mal pazarı olarak kullanılan bu alanın gazhane bitişiğinde, sıra söğütlerin bitiminde bulunan, boyu 5 metre, eni 1 metreden fazla bakımsız toprak yığını onun mezarıdır. Üstündeki moloz taşlar, asılması sırasında Hızır Paşa'nın emriyle halkın attığı taşlardır. Mezarının bir menkıbeye göre Erdebil'de, Bektaşi geleneğine göre de Merzifon'da olduğu söylenir. Daha başka söylentiler de vardır ama gerçeğe en yakın görünen söylenti, asıldığı yere gömüldüğü, yakınlarının tarikat erenlerinin hükümet baskısı yüzünden ölüsünü alıp köyüne bile götüremedikleridir. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi yareler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, ille dostum bir fiskesi yar eder beni, ben dost beni, 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 ay beni, 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 dost beni, beni, beni. İlle dostum bir fiskesi yar eder beni, beni, dost. Yar beni, beni, beni. Dar günümde dost düşmanım ben oldu, on derdim var ise şimdi el oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı, gerek asa gerek güzeller beni, 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 dost beni, 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 yar beni, 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 can beni,
sultan abdalım can göğe almaz. Haktan emrolmasa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostum bir tek gülü yaralar beni ben. Oy beni, 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 dost beni, 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 can beni. İlle dostum bir tek günü yaralar beni, beni, dost beni, 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 can beni, 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 yar beni.
şah diyeni ey dost.